Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Restop motor etkinliğine gideceğiz. Vakit kaybetmek istemiyorum çünkü çok kısa sürelerde çıkıyor motor etkinliği. 6-8 dakika civarında çıkıyor. Önce oraya gidelim, sonrasında da motorla ilgili sizlere birkaç bir şey göstermek istiyorum. Bu arada seviyesini arttırdım. 4. slotu da ekledim motoruma. Aynı zamanda yakıt olarak da biraz az yakmasını sağladım verdiğim skillerle. Şu anda motorum artık daha az yakıt harcıyor. 3 dakikası kalmış. Hızlıca gideceğim. Bu arada restop etkinliğine sadece yakıtla gidebiliyorsunuz. Yani enerjiniz 100 olsa da yakıtınız hiç yoksa gidemiyorsunuz. Çünkü tamamen motorla alakalı bir etkinlik. Motoru yapmadan da zaten bu etkinlik çıkıyor ama gitmeniz mümkün değil. Bu arada restop'un da farklı senaryoları var. Hangi senaryo denk gelecek şu anda bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Sanırım ben iki tane farklı senaryo gördüm. Birkaç kere gitmiştim. Onun dışında belki farklı senaryolar da olabilir. Bu arada birinde AK var. Direkt bana hedef aldı. Normalde zombi saldırılarında yardım ettiğimiz bir mod da vardı. Burada bir tane tabancalı var. Aa, birini rehin almışlar abi. Bayağı riskli olacak. Kitlerim var. Evet. Şu anda çatışma başladı. Onlar birbiriyle çatışıyor. Biri öldü bile. Şimdi direkt bana ataklanacak. Ama Allah'tan canı azmış. Bu arada diğeri de geliyor. AK'li. İkisini de aldım. Bu arada motorcu kaskıyla Noel kazağımla geldim buraya da. Şunları bir yağmalayalım. Yani artık kıyafetleri alıyorum. Çünkü yedek kıyafet olarak yanımda götürüyorum. Bunker'a falan gittiğinde en azından bunları kullanıyorum. Aradan çıkıyor. Çantamı da doldurmuyor gittiğimde oraya. İlk bunları üzerime giyiyorum. Hasar alınca direkt atıveriyorum. Şuradan bir tane tabancamız çıktı arkadaşlar. Onun dışında bayağı bir çöp kıyafet topladık. Bunlarla aslında orta seviye ormana falan da gidilir. Bu arada şu mavi boyayı da alacağım. Çünkü onlarla ilgili de size bir şey göstermek istiyorum. Şu siyahı da alayım. Taşı buraya bırakabiliriz. Çantada kalabilir. Şunda herhangi bir şey var mıydı? Yok. Evet, şu motoru gördünüz değil mi? Motor desenli arkadaşın. Şuradan kitleri alalım. Bir yeşil boyamız var. Bayağı da bir şey çıktı aslında. Şu 5 tane suyu da alacağım. Tam 5 tane suya ihtiyacım vardı. Aslında var bölgemizde ama hazır buradan kullanalım diye düşünüyorum. Bu benim motorum zaten. Minigun'dan bildim. Şurada şu motoru yağmalayacağım. Umarım güzel şeyler çıkar. Süper oldu bu ya. M16'mız var. 14 tane alkolümüz var. 2 tane de sarı bunker bileti var. Tam da sarıya ihtiyacım vardı. Bunker'ı dolaşacaktım. Bu arada burada da valizler var. Burada muhtemelen arkadaşın arabası bozuldu. Şu rehin aldıkları adamın. Sonra da bu arkadaşlar onu burada sıkıştırdılar. Eşyalarına çökmeye çalıştılar muhtemelen. Biz de tam o sırada olaya müdahil olduk. Şu büyük çanta grubunda bakalım neler varmış. Bayağı da bir kit elde ettik buradan. Şöyle yapacağım. Bu arada gerçekten çanta askeri çanta olmasına rağmen hala o 5 slot bile benim işimi görmüyor. En üst seviye çantayı bir an önce halletmek lazım. Şu aracın kasasına da bakacağım. Burada da bir şeyler çıkabilir. Evet, burada çok işimize yarayacak bir şey yok ama gayet güzel bir etkinlik oldu. Restop etkinliği. Karlı dönüyoruz yani. Tabancamızı yarı kullandık. Bir tane M16 sahibi olduk. Şöyle motorla gezeyim etrafı. Motor gerçekten oyuna ayrı bir heyecan kattı. Çok seviyorum motorla gezmeyi ama biraz yakıt problemi çekeceğiz gibi gözüküyor. Evet, burada da aslında tohumlar varmış. Onları toplayıp ekebilirdik havuç için ama çok da vakit kaybetmek istemiyorum. Bu arada şu motorcular için olan bandanamı da gerçekten çok seviyorum. O bandanayı da kaybetmek istemiyorum ama size video çekerken güzel bir görsel olsun diye taktım. Yarıdan fazla canı var. Daha kullanabiliriz.
Şuradan hızlı bir şekilde evimize dönelim. Bu arada farma tekrar gittim. Dün daha az item harcayarak farmı da hallettim. Birkaç tane daha taktik deniyorum. Onları da geliştirdikten sonra size bir farm videosu daha gelecek. Çünkü o farm videosunda bayağı bir hatam vardı. Zombileri çekmeden direkt kasayı açmışım. Artık öyle bir şey yapmıyorum ve daha püf noktalarını bulmaya çalışıyorum. Sizlere de yakın zamanda onun videosu gelecek. Jeneratöründe az bir zamanı kaldı. Onu da halledeceğim. Güzel yeni videolar gelmeye başlayacak. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve beğenilerinizi de bekliyorum. Yani like ve dislike butonunu kullanırsanız sevinirim. Çünkü neleri beğenip neleri beğenmediğinizi bilmem. Sizlere daha iyi içerikler sunmam için benim adıma önemli. Şunları bir bırakayım. Bu alkolleri de kendim çok kite çevirmeyi yapmıyorum ama dealer için çok kullanıyorum. Biliyorsunuz dealer sürekli bir şeyler istiyor bizden. Orada genelde bana şey çıkıyor. 10 alkol işte 5 tane bir tane kit 5 tane de bandaj falan şeklinde çıkıyor. Orada kullanıyorum genelde. Oraklarımı görüyorsunuz. Bu arada bir tane de işaret fişeğim var. Şunu da bırakayım. M4'ü elime alacağım. Şurada iki tane de sarı biletim kalmış. Biliyorum böyle bırakmadan ben rahat edemiyorum. Şu boyaları bir alalım arkadaşlar. Şurada öncelikle motorumu bir yıkayacağım. Buradan motoru yıkayabiliyorsunuz. 5 tane su karşılığında şuradan da tekrar sularımı koyacağım. Dolsunlar. Arkadaşlar şu anda %63 damage var motorumun. Bu aşağıda gördüğünüz nesnelerle onun damage'ini arttırabiliyorsunuz. Hangi eşyanın kaç puan verdiğini aşağıda görebilirsiniz. Atıyorum anahtar 10 puan veriyormuş. 3 tane veya 4 tane anahtar attığınızda direkt oluyor. Motor 50 puan veriyormuş. Onunla da fulleyebilirsiniz. Bu arada şurada da motorlarımız için kullanabileceğimiz bazı giydirmeler var. Stiller var. Bunları ben okudum. Bu arada mesela bir stilden bende 5 tane vardı. Fazlalarını atabilirsiniz. Çöp hiçbir işinize yaramayacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şurada görebiliyoruz desenin nasıl olacağını. Mesela biz bunu yapabiliyormuşuz. Yeşil. Bu rengi çok sevmiyorum. Veya şunu da yapabiliyormuşuz. Aslında yani bir bayrağı sembollüyor ama bu çok yapmak istemiyorum ama stil olarak, renk olarak aslında göze hoş geliyor. Şöyle de bir turuncu da bir olayımız var. Onun dışında başka aşağıda göremiyoruz tabii bunları ama bazı skillerde motor tamamen değişiyor. Hatta şuradan evet mesela şuna bakar mısın abi? Egzozlara falan mükemmel oluyor. Tam olarak göremiyoruz buradan. Bunu benzinlikten bazen oraya motorlar gösterime geliyor. Oradan görebiliyoruz. Şuna baksana. Çok iyi. Bunları belki de zamanla bulacağız. Muhtemelen bunlar premium'da ödül olarak çıkıyordur. Genelde yakın zamanda biz de çıkarırız umarım. Şunda aslında çok da bir değişme olmuyor gibi geldi. Şunu yaparsam çantalar siyah kalınca biraz daha şık ama rengi sevmedim. Şunu yapacağım ben ya. Bir deneyelim bakalım. Evet. Peki bunu yaptıktan sonra bunu yapabiliyor muyuz acaba? Bir de onu merak etmiştim. Onu da deneyeceğim. Şuradan yeşili mi denesem? Turuncuyu mu? Yeşil biraz daha farklı kılıyor aslında. Motoru yeşil deneyim. Normalde çok sevdiğim bir renk değil. Hatta diğerini yapalım ya. Değişik değişik kullanabiliriz. Şu standartıydı. Ha, buna artık boyamız yetmiyor. Buradan şu anda yeşildi arkadaşlar. Bir yeşilde bakayım. Aa, yeşilde de havalı olmuş. Bayağı güzel ya. Yeşilde de güzel. En azından daha canlı oldu. Bu arada bu motor işi gün geçtikçe var ya o kadar çok seviyorum ki. Bir de şu diğerini deneyeceğim. Bu garaj efsane oldu ya. Yani evden çok garajda takılıyorum.
Bir de bunu deneyelim bakalım. Bunun da jantlar falan da. Abi bu da çok güzel ya. Direksiyon kırmızı. Şu egzoz sesine bak şurada. Resmen çatışma varmış gibi. Bak hemen geldi. Şunu çarparak deneyeceğim ama bilmiyorum yapabileceğim mi. Çarptım ama canı gitmedi herhalde. M16'ını bunu harcayamam maalesef. Bu arada aslında köpeklerin kaldırsa çok iyi olabilirdi. Şunu da sileceğim. Arkadaşlar motorum bu şekilde gayet güzel oldu. Hoşuma gitti. Bu arada size bir şey daha göstermek istiyorum. Görevleri yapmaya devam edin. Ben premium olmama rağmen şuradaki nerede? 15. seviyedeki görevdeyim şu anda. Oradan da bir köpek kazandım. Bu köpek diğerleri gibi değil. Bayağı da hoşuma gitti. Kazandığım köpek nerede? Onu bulmaya çalışayım. Farklı bir cins bu arada. 11 saat sonra ne olduğu belli olacak. Aynı zamanda Noel'le alakalı üzerinde de kırmızı bir kıyafeti var arkadaşlar. Bayağı hoşuma gitti. Bu arada köpek koleksiyonu yapıyorum. Bunların biraz daha zamana ihtiyacı var. Daha sonra size köpeklerle ilgili de çok ayrıntılı hangi köpeğin ne işe yaradığına, nasıl çiftleştirmemiz gerektiğine kadar bayağı detaylı bir video gelecek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen yorumlarınızı, like ve dislike'larınızı bekliyorum. İyi seyirler, kendinize iyi bakın.